Arkadaşlar merhabalar. Klişe soruları çözmeye devam ediyorum. 71. soruya geldik. Şu an artık bir üçgende de benzerlikten falan bahsettikten sonra yavaş yavaş dörtgenlere doğru ilerleyeceğiz. İlk defa açanlar için söyleyeyim. Burada geometri öğrenirken standart soru modellerini, konu öğrendiğiniz zaman yapmanız gereken soru tiplerini gösteriyorum arkadaşlar. Eğer uzun zamandır tekrar yapmıyorsanız, baştan sona şöyle bir orta düzey sorularla ve standart sorularla tekrar edeyim. Böyle hiç yeni nesile bulaştırmayayım, önce bir kuralları düzgünce hatırlayayım diyorsanız, bu gerçekten sizin için önemli bir test. Geometriniz eğer iyi ise, isterseniz kendiniz çözmeye çalışın. Kendiniz çözdükten sonra yapamadığınız az sayıda soru olacaktır. Onları da videodan izlersiniz. Bu anlamda önemli bir test. Diğer taraftan şu da var arkadaşlar. Matematik çok çalışıyoruz ama bazen geometri araya kaynıyor, unutabiliyoruz. Bir de geometri hep görme konusu. Görmemiz lazım falan muhabbeti yapıldığı için bundan dolayı o konularda kullanacağınız, iyi sorularda da kullanacağınız soru modellerini göstermek istiyorum. Bakalım şimdi. Bir önce şu modeli hatırlatayım arkadaşlar size. Menelaus soru modeli. Menelaus'un tabii artık formülü müfredattan kalktı ama soru modeli kalkmaz. Şundan dolayı çünkü bizim için oran olan yerlerden şöyle paraleller çekme sebebi olacak arkadaşlar. Böyle olabilir, böyle olabilir. İstediğimiz yerden oran olan noktadan paralel çekebileceğiz demiştim. Konu anlatırken de söylüyorum. Bir önceki sayfada da bununla ilgili gelmişti soru. Şimdi burada da bakalım 3 ve 6 var. Hemen açıortayı görelim bence. Kenarda dursun o. 2K'ya K şeklinde. Sonra arkadaşlar EF paralel BC verilmiş. BL LC'ye eşit verilmiş. AD de DB'ye eşit verilmiş. Bakın burada şöyle 2M'ye M yazalım. Karşılıklı oranları aynıdır. Onu es geçmeyelim bakın EF paralelliğinden dolayı. Şimdi burada iki tane oran var bakın. 1 L noktasında oran var. 2 E noktasında oran var. Bunlardan paralel çekerseniz soruyu getirebilirsiniz. Hangisinden çekelim? Benim şu an canım L'den çekmek istedi bakın. Gerçekten böyle diyorum hani siz E'den çekseniz yine soru gelir. Şöyle L'den uygun bir tane paralel çektim. Hem de bu oranın 1 olmasından yararlanarak burada. BL LC'ye eşitse şurada çektiğim yeşil paralel DC'ye karşılıklı oranları aynı olacağı için 2 olacak arkadaşlar. Sonra da dikkat edin. DE ile de şu yeşil doğru birbirine paralel olduğu için artık 2M'nin M'ye oranı 2, X'in de 2'ye oranı 2. Böylece 4 gelmiş oldu sorunun cevabı. Bakalım 72. soruda ne var? Diklikler var bayağı bir. 3, 2, X şeklinde verilmiş. BC 9. Burası. AB 12. Böyle. Başka? 2, 3, 9, 12. Bunlar var. Başka da bir şey yok. X'i istiyor bizden. Hep söylediğim şeydir arkadaşlar. Biraz 90'lar fazlaysa açıkçası orada alfa beta 90 bence yapmalıyız. Bakın şimdi. Şurada alfa diyelim. Burası beta olsun. Sonra şurası da mecburen alfa artı beta'dan şu ufacık açı beta olmak zorunda. Ters açıdan buraya da beta diyelim. 90'ı kullanalım yine. Şöyle bir teta diyeyim arkadaşlar. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olacağı için şuraya 180 eksi teta kalır. Dolayısıyla D açısı da teta olur. Fark ettiniz mi? Bakın burada küçük üçgende beta teta geldi. İki açı. Büyük üçgene lütfen dikkat edin. İki açısı yine beta teta oldu. O zaman iki açısı eşit olan üçgenlerin üçüncü açıları da eşit olur. Beta teta dedik. İşte şurayı da şöyle karalayayım. Sonra A açısında böyle de karalayayım arkadaşlar. Böylece DEF küçük üçgeniyle ABC büyük üçgeni benzer oldu. Hemen açıların karşısındaki kenarlara bakalım. Bakın şu karaladığım A açısının karşısı 9. Karaladığım burada küçük üçgende açının karşısı 3 birim. Demek ki benzerlik oranı 3'müş. Böylece tetanın karşısı büyük üçgende 12. Tetanın karşısı küçük üçgende 2 artı x haliyle cevap 2 oldu arkadaşlar. Mümkün olduğunca tüyoları söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bu PDF'yi çıkarıp üzerine not alabilirsiniz. Çünkü aklınızda kalmayabilir her şey. Ama ben söyledikçe siz de yazdıkça hatırlamış olursunuz sonra yaparken. Bu sorular arkadaşlar biz ta gidiyoruz çemberde, analitikte, katı cisimlerde bile kullanıyoruz. O yüzden soruların
kolay orta düzey olmasına bakmayın. Gerçekten bunlar sizin için önemli soru modelleri. Hatta mesela şimdi 73. soru bile gidip çemberde uzunlukta karşınıza gelecek bir soru modeli. Şimdi 5-6-3 verilmiş. 9-3 verilmiş. Bakalım buradan bizden x'i istiyor. Çok klasik bir soru modeli. Bunu trigonometri bilen arkadaşlar, iyi bilen arkadaşlar şuradan yapacaktır eminim. Buraya bir alfa dersiniz. Bir üçgenin üç kenarını da biliyorsan sen orada kos teoremiyle kos alfayı bulursun. Sonra büyük üçgende böyle yine bir kos alfa yaparsın. Problem yok. Ben şimdi bunu kosla yapmayacağım arkadaşlar. Benzerlikle yapacağım. Kenar açı kenar benzerliği. Burada ADC üçgeni ve ABC üçgenlerinin ortak alfa açısından yararlanarak. Bakın alfa ortak. Sonra dikkat edin şimdi. Küçük üçgenin bir kenarı 3. Küçük üçgenin bir kenarı 6 ve aradaki açı alfa. Büyük üçgenin kenarına bakın. Bir kenarı 6, aradaki açı alfa, bir kenarı 12. Fark ettiniz mi? Bu kenar açı kenar benzerliğidir. Oran 2, aradaki açı da aynı olursa arkadaşlar bu kesinlikle benzer üçgen demektir. Dolayısıyla üçüncü kenar 5 ise benzerlik oranı 1 bölü 2'den üçüncü kenar 10 olacak. Kosinüs teoremi aklında kalanlar gidereyim o soru işaretini. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı cos alfa eşittir. Önce 25 yapacaksın, sonra büyük üçgende 6'nın karesi 12'nin karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı cos alfadan x kare diyeceksin. Bu da olur. Ben şimdilik kenar açı kenarı kullandım. Evet, 74. sorudayız. Açıortay var. 90 derece 1 verilmiş, 7 verilmiş. BEEC'ye eşit verilmiş arkadaşlar. Onu hemen şöyle gösterelim. Soruda lazım olacaktır. Başka da bir bilgi yok gördüğünüz gibi. Burada çok önemli bir şeye dikkat edeceğim. Bir kere açıortay ve yükseklik olduğu zaman ben soruda arkadaşlar bir benzerlik, pardon benzerlik diyorum. İkizkenarlık görürüm arkadaşlar. Bakın böyle. AC'yi de devam ettiririm. Aslında burada gördüğünüz gibi tabana inendik. Aynı zamanda açı ortaya olduğu için üçgene ikizkenar derim. Dolayısıyla şöyle x olsun. Burası da 7 eksi x olur. Bu arada açıortay yükseklik olduğu için aynı zamanda arkadaşlar böyle kenarortaydır. Fark ettiniz mi ne oldu? E orta nokta, D orta nokta, ED o zaman mecburen buradaki P diyeyim. CP'ye paralel olur. Orta tabandan dolayı 7 eksi x 2'ye eşit gelir. Böylece de x 5 olur arkadaşlar. Bir orta taban sorusu ama ikizkenar üçgen bilgisiyle birleştirilmiş. Dediğim gibi açıortay ve diklik varsa orada ikizkenara ben bir tamamlarım. Sonra yamuk sorularında da olacak bu çünkü. Tabii bu soruda durdurup bir kendiniz yapmaya çalışın. Hatta bence hemen hemen her soruyu öyle yapın arkadaşlar. Geometride şöyle bir problem oluyor. Eğer dur ya ben ne anlarsam kârdır, hocayı sadece dinleyeyim hiç çözmekle uğraşmayayım derseniz biraz sorularda sıkıntı yaşarsınız. Hangi soru olursa olsun eğer konu anlatımı değilse tavsiyem her zaman bir durun. Siz kendiniz çözmeye çalışın. Sonra tamam devam ettirin yine. Bu yeşil doğrular birbirine paralel. Yine DE de paralel arkadaşlar. Şimdi soruda bu paralellerle ilgili ne yapabiliriz? Bir de X ve 9 var, kelebek benzerliği gibi bir şeye benziyor. O zaman yapalım. Yapacak bir şey yok. Harf vereceğiz çünkü bilinmeyen var. A'nın B'ye oranı X'in 9 oranına eşit ama bir şey bilmiyorum. Aynı zamanda lütfen dikkat edin. EF de A. O zaman yine tabanların oranı küçük parçanın tamamının oranına eşitti. Büyük üçgende ABC üçgeninde. Böylece A'nın B'ye oranı 6'nın 15 artı X oranına eşittir. X çarpı X artı 15 54 oldu. X de arkadaşlar buradan 3 gelmiş oldu. 76. soru. EBD üçgeninin alanı dörtgenin alanına eşit verilmiş. Bizden DC uzunluğunu istiyor. Şimdi burada arkadaşlar güzel alanla ilgili bir durum var. Bir de 90 dereceler birden fazla. Alfa beta 90'ı düşünebiliriz. Şöyle bir alfa deseniz. Buraya beta deseniz, bakın alfa 90'dan mecburen burası da beta olur. Haliyle BED üçgeni ile burada ABC üçgeni benzer olur.
İki üçgen benzerse alanları oranı benzerlik oranının karesiydi. Dolayısıyla AEDC dörtgeni lazım değil bana. ABC üçgeni lazım. Benzerlik oranı buradan karekökünü alırsak kenarların oranı 1 bölü kök 2 olur. Böylece bunun bana ne faydası olur arkadaşlar? Şimdi bakın küçük üçgende herhangi bir kenarı bulabiliriz. Bu DC'yi bulmak için benim BD'ye ihtiyacım var. BD hangi açıyı görüyor? Betayı. O zaman büyük üçgende beta'nın gördüğü 4, küçük üçgende beta'nın gördüğü BD kenarı. BD kenarı da buradan 2 kök 2 oldu. Zaten tamamı buranın 5 olduğu için böylece DC 5 eksi 2 kök 2 oldu. 77. soru. ABC bir üçgen DEFG kare. DEFG karesinin köşeleri şekildeki gibi ABC üçgeninin kenarları üzerindedir. Türev yapan arkadaşlar bilir. Bu soru aynı zamanda türev sorusu olarak biraz daha değiştirilip soruluyor arkadaşlar. Gerçekten bunları iyi öğrenirseniz türevdeki max min sorularında da ya, size bayağı bir yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi benzerlik yapacağız. Zaten benzerlik soruları olduğu aşikar buraların. Ama nasıl bir benzerlik yapacağız? İki üçgen benzerse yükseklikleri de benzerdir arkadaşlar. Kare niye verilmiş olabilir? Şimdi bakın bu DG malum tabanlar birbirine paralel olduğu için BC'ye paralel. Sonra karenin kenarları birbirine eşit, yükseklik de eşit dolayısıyla. Şöyle buraya x dersek şuraya 8 eksi x kalacak çünkü karenin bir kenarı arkadaşlar. Kendim uydurdum ya. AH 8'miş. Ha, pardon, karenin bir kenarı ile ilgili değil. Karenin bir kenarı x olduğu için şuraya arkadaşlar pardon AL diyeyim. AL'ye 8 eksi x kalıyor. Sonra BC 12 verilmiş. Tamam, başka da bilgi yok. Yapıyorum bakın. DG neye eşit? Karenin bir kenarına x bölü BC tabanların oranı yüksekliklerin oranına eşit. Yükseklikler de bakın 8 eksi x'e 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 sadeleşir 3, 8 sadeleşir 2, 2x eşittir 24 eksi 3x'ten böylece x 4,8 geldi. D orta nokta verilmiş bu soruda. Dik üçgen 9 ve 3 var. Bizden de x'i istiyor. Şimdi ne yapacaksınız? Neden duruyorum? Şundan dolayı duruyorum. Yani bu soruya baktığı zaman bazı arkadaşlar enteresan yorumlar yapıyorlar. Soru çok kolay olmasına rağmen bir an onu düşündüm eski öğrencilerime sorduğum zaman. Yani enteresan çözümler geliyor. O yüzden tavsiyem dediğim gibi bir kere daha tekrarlıyorum. Lütfen soruya bir kendiniz bakın. Geometriyi ben hem gerçekten öğretmen olmamdan bağımsız seviyorum. Geometrinin matematiğe göre daha yapılabilir bir ders olduğuna inanıyorum. Ancak bu tabii ben inanıyorum ama önemli olan sizin de buna inanmanız veya görmeniz. Birçok öğrenci belki yani bu cümleleri duyunca garip geliyordur. Tabii siz öğretmen olduğunuz için öyle diyorsunuz diyordur ama açık söyleyeyim gerçekten geometri öyle. Ben hani derece yapan öğrencilerden tutun işte 40 bin 50 bin olan öğrencilere kadar gördüğümde gerçekten geometrileri bir tık daha iyi oluyor çalıştıkları zaman. Şimdi burada D noktası orta nokta verilmiş. Ben orta nokta verildiyse orandan yararlanarak şöyle bir paralel çekmek istiyorum. Deniyorum bakın. X'e burası 2x. Orta nokta olduğu için P diyeyim. PE ile EC eşittir. Bu da 3 olur. Bak kendiliğinden ne oldu? BP 6 oldu. Haliyle denedim ve sonuca ulaştım. Müthiş bir yöntem geliştirmedim soruda. BP PC'ye eşit 6 6 oldu. Bir dik üçgende ikisi eşitse üçüncüsü de eşittir. Muhteşem üçlü. Böylece 2x 6, x de 3 oldu arkadaşlar. Biraz da açıkenar bağıntısı bakacağız burada. 81. soru. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaç santimdir demiş. Şimdi açıkenar bağıntılarında ne söylüyoruz arkadaşlar? İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyüktür. Dolayısıyla x artı y 12 ise bir de ben her tarafa 12 ekleyeyim. X artı y artı 12 24'ten büyük olur. Böylece çevrenin alabileceği en küçük değer 25 geldi. Dümdüz bir yorum.
Çevresi 15 santim olan bir çeşit kenar üçgenin en uzun kenarının tam sayı değeri en fazla kaç santim olur? Şimdi ne söylüyoruz? İki kenarın toplamı her zaman üçüncüden büyüktür. Özel bir durum yoksa. Bir de bu çeşit kenar arkadaşlar. Haliyle burada şunu söyleyebiliriz. O zaman 7,5 7,5 olurdu eğer eşitlik olsaydı. Demek ki bunlar 8, bu da 7 olursa durum sağlanır. Üç kenarda birbirinden farklı olacak. Seçelim bakalım. A'ya 3 diyelim. B'ye 4 diyelim. C'de 7 olursa olur mu? Evet. Böylece en uzun kenarının en fazla değeri mecburen 7 olacak. Daha da fazla olamaz. 8 koyduğunuzu düşünün. O zaman iki kenarın toplamı. Bu arada şunu düzelteyim. 3, 4 yazdım yanlışlıkla, affedersiniz. Buraya 5, 3 yazalım. Böylece hem kenarlar birbirinden farklı oldu. Hem de en büyük kenarı buldum. Bir de dediğim gibi çevresi 15 olan bir üçgenin iki kenarının toplamı 3. kenara eşit olsa bile 7,5 7,5 oluyor ki böyle bir şey olmaz. Eşitsizlik sorularında üçgende açıkenar bağıntılarında önce eşitmiş gibi düşünüp sonra yorum yapabilirsiniz aynı benim yaptığım gibi. Çevresi 25 santim ve kenarları tam sayı olan ikizkenar üçgenin taban kenarı en fazla kaç santim olur? Şimdi böyle x, x diyelim, y diyelim. Şimdi arkadaşlar yine aynı şey. Bunların toplamları birbirine eşit olsa birisi 12,5 olur. Tamam mı? Diğer iki kenarın toplamı da 12,5 olur. Yalnız tabii ki tam sayı demiş kenarları. Dolayısıyla şunu fark ediyorum. Bu üçgenin zaten tabanı 12,5 olamıyor bile. 12,5'tan küçük olması lazım. Çünkü 12,5 12,5 olur. İki kenarın toplamı asla 3. kenara eşit olamaz. Dolayısıyla y 12,5'tan küçük olmalı. Y 12 olsa böylece 2x'e ne kalıyor arkadaşlar? 13. Ama o zaman da x 6,5 olur. Kenarlar tam sayı olmaz. Bir daha düşüreceğiz. Y buradan 11 oldu. Böylece 2x de 14 oldu. Bunlar 7 7 oldu. Bütün kenarlar tam sayı. Aynı zamanda y'nin alabileceği en büyük değeri buldum arkadaşlar. Kenar uzunlukları tam sayı olan bir çeşit kenar üçgenin çevresi en az kaç birim olur? Şimdi iki kenarın toplamı üçüncüden büyük. Birisine 1 desek, birine 2 desek, öbürüne bakın 3 diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman iki kenarın toplamı 3. kenara eşit oluyor. Haliyle 3. kenara 2 desem bu sefer arkadaşlar eşit ikizkenar üçgen oluyor. Haliyle şunu söyleyeceğim. Bunun olmayacağını görürüz. 1, 2 deseniz 3 yapar. Zaten 3. kenarın 2 olması lazım. O zaman ikizkenar oluyor, gidiyor. 7'de de arkadaşlar şöyle bir durum var. 1, 2, 3 desek deminki gibi 3, 3 de 6 olur. 1, 2, 4 desek zaten iki kenarın toplamı 3.'den küçük oluyor. Dolayısıyla burada 2, 3, 4 en mantıklısı. Verebileceğim en küçükleri deneye deneye gittim. 2, 3, 4 olduğunu gördüm. Böylece iki kenarın toplamı diğerinden küçük. İki kenarın farkı iki kenarın toplamı 3. kenardan büyük. İki kenarın farkı da 3. kenardan küçük olacak. Şartı sağladı. Çeşit kenar üçgen ve bütün kenarları birbirinden farklı olacak şekilde ayarladık. Bu şekilde bakın. Açıkenar bağıntıları biraz kıldır mıldır ama sınavda arkadaşlar daha standart sorular geliyor çeşit açıkenar bağıntıları ile ilgili. O yüzden bence çok korkmamak lazım. Konuya muhakkak çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer çok çalışmadıysanız da aşırı kaybettiğiniz bir şey yok. Çünkü standart böyle basit soru modelleri var. Kitaplarda evet çok abartabiliyorlar bazen. Denemelerde abartabiliyorlar. Ama ÖSYM çok gerçekten buradan rahat sorular sordu. Biraz ümidim o yönde benim. Çıkarsa. Ki az çıkan bir konu. 5-6 noktalar verilmiş. 2 çizgi verilmiş. Bu arada tabi az çıkan bir konu dedim ama şöyle bir şey yaşadım geçmişte arkadaşlar. Öğretmenliğimin ilk yılında. Paralel kenarla ilgili şöyle bir özellik var. İkinci yılında pardon. Şunların toplamı birbirine eşit. Bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamına eşit. Dedim ki kendi kendime ya böyle saçma özelliği ÖSYM Allah aşkına sorar mı yani? Böyle gerizekalı basit bir özellik, gereksiz bir özellik, doğru düzgün kullanmadığımız bir özellik. Ha çıkan yeri var yani kendiniz böyle kural çıkartarak, ispatlayarak yapıyorsunuz ama şunla şunun toplamının bununla bunun toplamına eşit olduğunu gitti ÖSYM sordu 2011 yılında. Dolayısıyla benim için feci bir son olmuş oldu. Yani öğrencilere resmen bu çıkmaz diye anlatmadım. Belki birçok öğrenci, yani bir o zaman kurs çalıştığım kursta bir 100 öğrenci varsa
100 öğrenciden belki bu kuralı bilmediği için en fazla 2-3 kişi yapmıştır soruyu. O yüzden bu çıkmaz, şu çıkmaz topuna asla girmem. Ama istatistiksel olarak baktığımız zaman açık kenar bağıntıları az çıkıyor. Çıktığında da sıkıntılı çıkmıyor. Bunu yıkar mı ÖSYM? Evet, yıkabilir. Mesela yaş problemleri bu zamana kadar çok sıkıntılı çıkmadı. Ama son yıldaki soru bence gayet iyiydi. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir soru. Açık kenar bağıntıları o kadar zor çıkmıyor dedik. Şimdi böyle sağlam bir soru var burada. Çünkü ince bir nokta var. Açı ortay ile ilgili durum nedir arkadaşlar? Bir üçgende açı ortay varsa o açılar kesinlikle dar açıdır. Neden? Burada 90 olduğunu düşünseniz 90-90-180 yapar. Buraya açı kalmaz. Yine burası 90-90-180 olsa buraya açı kalmaz. Dolayısıyla alfada dar açı, betada dar açı. Bunu bildiğin an artık şunu görmen lazım. Bir üçgende iki tane açı dar. Kenarda duruyor şu an bunlar. 3. Bir bilgimiz daha vardı. İki tane açı ortayın kesiştiği noktada tetanın yarısını 90'dan çıkarırsak neyi elde ediyorduk? D açısını. Bunu hatırladınız mı? Hatırlamayanlar için böyle yine söylemiş olayım. Böyle bir ezber bilgimiz vardı üçgende açı konusunda. Haliyle bu da yine 90 eksi teta bölü 2'den. Bu D açısı da teta demeyeyim artık buraya. D açısı diyeyim direkt. D açısı da arkadaşlar dar açı oldu. 3 kenarında dar olduğunu biliyorsan şunu yapacaksın. 1, 25 artı 36. Eğer D 90 olsaydı x kare eşit olurdu ama D 90'dan küçük. O zaman arkadaşlar x kare bunların kareleri toplamından küçük olacak. Neden? 90 olsa böyle bir şey ama 90'dan daha küçük. Bakın hipotenüsümsü olan şey küçülüyor. Bu birincisi tek başına yetmez ama 61 küçüktür dedik. Yanlış gösterdim. Şöyle 61 böyle x'ten büyük. Şimdi gelelim diğerlerinin de dar açı olduğunu biliyorum. Onu da kullanalım. X kare artı 25 36'dan büyük. X kare de 11'den büyük. Dolayısıyla burada arkadaşlar kök 61'den küçük oldu. Ama x burada gördüğünüz gibi kök 11'den büyük oldu. Eğer betayı kullanırsak pek bir işimize yaramıyor. 36 artı x kare 25'ten büyük oluyor. X kare mecburen eksi 11 olacağı için bu anlamsız olur. O yüzden onu kullanmadım. Kök 61 ile kök 11 arasında en yakın kök 61'e ne var? 7, sonra 6, 5 ve 4 var. Dolayısıyla alabileceği 4 tane tam sayı değeri varmış ama bizden en büyük tam sayı değerini istiyormuş, pardon, 7. Dolayısıyla bakın bu iyi bir soru. Klişe sorulara çok yakışmayan güzellikte bir soru. Bir üçgenin yükseklikleri arasında HA, HC, HB bağıntısı varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şunu söyleriz arkadaşlar. Yükseklikler, kenar ortaylar, açı ortaylar. Kısacası yardımcı elemanlar küçükten büyüğe sıralanıyorsa kenarlar tam tersi sıralanır. Size göstereyim böyle abartılı bir örnek göstererek. Bir üçgen düşünün, geniş açı, burası ne kadar büyük. Bakın kenar kocaman, yüksekliği küçücük. Sonra kenar küçük, yüksekliği büyük. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu örnekten bile görebilirsiniz. Kenarlar büyüdükçe yardımcı elemanlar küçülüyor. Dolayısıyla bakalım burada bu şıkka uyan bir durum var mı? BCA, bakın gördüğünüz gibi hemen A şıkkı. A pardon, değilmiş ya. Hemen ne güzel A şıkkını işaretleyecektim bak. HA, HC, HB küçükten büyüğe sıralanıyorsa A büyüktür, B büyüktür, C'dir. Kenarda dursun, o BCA'ymış. Hatta şurayı düzelteyim, pardon. A büyüktür, C büyüktür, B'dir. Ters çevirdim. Sonra arkadaşlar burada o zaman hangi şık oluyormuş cevabımız? B şıkkı. Bir an A mı diye düşünmüştüm. Yok, gerçekten öyle, bakın. Ters yapacağız. A, C, B olacak. Bu şekilde. 87. soru. ABC bir üçgen. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Açı ortayı da vermiş. Yine bakın orada şunu demek istiyor sana. Şimdi eğer bu 90 derece olsaydı ikizkenar üçgenden burası 6 olurdu, burası da 10 olurdu arkadaşlar. Ancak burası mecburen böyle geniş bir açı oluyor. Dolayısıyla 6, 8, 10'dan daha da büyük değer oluyor orası. Yani 90 olsaydı bile orası 10'dan 10 olacaktı. O zaman 10'dan büyük bir değer arkadaşlar alacağı en küçük değer 11 oldu. Bir orta nokta verilmiş. 13, 9, 3 var. BC'nin alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Madem böyle bir orta nokta var, hemen paraleli çekelim.
16 olduğu için 8 olacak böyle. 5 kalacak buraya. Şimdi burada arkadaşlar A diyelim. Dikkat ederseniz 5 artı 9 küçüktür büyüktür A. 9 eksi 5 küçüktür A. Standart eşitsizlik yaptım çünkü açıyla ilgili hiçbir şey yok. Sadece bunu yapabilirim. Böylece 14 A 4 olur. 2 ile çarp 28 2 A 8 olur. Burası 2 A orta tabandan dolayı. Böylece alacağı 20 eksi 1'den 19 tane tam sayı değeri varmış. Bir yarım saat oldu arkadaşlar ama müsaadenizle devam edeyim. Çünkü biraz az kaldı üçgenler. Üçgenleri bitirince çokgen dörtgen kısmında devam ederiz zaten. Yukarıdaki verilere göre BD'nin en büyük tam sayı değeri sorulmuş. 89. soruda doğru düzgün bir bilgi yok. Şu 90'ı kullanalım o yüzden. Ne söylerim burada arkadaşlar? 90'dan büyük olduğuna göre 4'ten büyük. 4 küsür olsun mesela bu. O zaman 6 4 küsür daha 10 küsür yapar. BD'nin de alabileceği en büyük değer mecburen 10 olacaktır. 90. soru. Klasik, en klasik eşlik sorularından biri. Analitikte, karede, dikdörtgende de karşımıza gelecek. Dik V'yi ben önemsiyorum arkadaşlar. Konu anlatımında da söylemişimdir. Yine söyleyeyim bakın. Dik V şöyle bir şey. Dik V'nin faydası ne? Bize alfa beta 90 yaptırıyor. Dolayısıyla alfa diyorum, beta diyorum. Bunu da böyle tamamlayıp diyorum arkadaşlar. Bu şekilde beta, burası da alfa. Bunu nereden göreceğiz? Vallahi yapa yapa gerçekten görüyorsunuz. Merak etmeyin. Beta'nın karşısı 5, beta'nın karşısı 5. Alfa'nın karşısı 7, alfa'nın karşısı 7. Çünkü AC ile CD eşit verilmiş. Yoksa kafama göre eş demedim. Burada bunlar birbirine eşit. Açılar da eşit. Direkt eşlik geldi. Böylece 5, 12, 13 oldu BD arkadaşlar. 91. soruya bakalım şimdi. Üçgenlerin alanları SSS diye verilmiş. Üçgen, dörtgen, dörtgenlerin alanı. X'i istiyor bizden. Bir kere üçgenle üçgen benzer yapılır. S, 2S'ten benzerlik oranı 1 bölü kök 2 gelir. Böylece BF'nin BE'yi oranı 1 bölü kök 2 olur. Yani FE lazım olursa kök 2 eksi 1 gelir arkadaşlar. BE'nin tamamı da kök 2. Sonra küçük üçgen, ortanca üçgen daha doğrusu 2S. Büyük üçgen 3S, benzerlik oranı o zaman kök 2 bölü kök 3. Böylece BE'ye kadar olan kısım kök x, kök 2 tamamına BA diyelim. BA arkadaşlar buradan kök 3 olduğu için evet A da pardon x de kök 3 eksi kök 2 oldu. 92. soru AH 10 BC 15 x nedir diye sormuş. Benzerini yapmıştık bakın. Buraya x diyorum. Şuraya 15 eksi x diyorum. Karenin bir kenarı üçgenin bir kenarına paralel kareden dolayı. Dolayısıyla karenin bir kenarı x, x'in 15 oranı, 15 eksi x'in de arkadaşlar yüksekliklerin oranı da aynıdır. Böyle olacak. Şu pardon burası 10'muş yüksekliği. Şurası 10 eksi x bölü 10 oldu. Böylece sadeleştirirsek 3, 2, 2x eşittir 30 eksi 3x'ten x arkadaşlar 6 olmuş oldu. 93. soruda ne demiş bakalım. Bu sefer kare yok, dikdörtgen var. Sorun değil. Yine çünkü aynı ki. Burada bu sefer hatta taban da belli. Küçük taban 9. Büyük taban bilmiyorum. BC. Sonra küçük yükseklik 6. Büyük yükseklikte bakın. Tamamı 11'im. Böylece 90 bölü 6'dan BC de 15 oldu arkadaşlar. Küçük yüksekliğin tamamını oranı yapıyoruz. Bakın orada 6 bölü 4 değil 6 bölü 10. Son artık üçgen sorum. Bir düzgen çokgenin bir düzgün çokgenin içteğet çemberinin yarıçapı 3 kök 3 ve çevrel çemberinin yarıçapı 6 olduğuna göre düzgün çokgenin altıgeni alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakalım bir bu kaçgen önce altıgen gibi hissettim. Yani ona benziyor zaten. Şimdi çevrel çemberin yarıçapı arkadaşlar merkezden köşeye iner. Böyle. Bu 6'ymış. İçteğet çemberin yarıçapı da aklınızda bulunsun. Merkezden TT iner yani kenara iner. Dolayısıyla içteğet çember şöyle bir çemberdir. Çevrel çember de böyle çokgeni çevreler. Kaç kenar olduğunu bilmiyoruz. Önce böyle bir göstereyim dedim. Şimdi burası 6 oldu.
Böylece burası 3 kök 3. 36'dan 27 çıkarsa 9 yani 3. O zaman arkadaşlar mecburen burası 30 derece oldu. Burası da 30 derece olacak ikizkenar üçgen. Yani 60 derece çıktı. Merkez açı 60 derece ise 360'a böl. Bu altı kenarlı demek. Demek ki düzgün altıgenmiş arkadaşlar bu şekil. Haliyle o zaman 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 6 tane olacak. Böylece 36 kök 3 bölü 4 9 kök 3 6 ile çarparsak 54 kök 3. Peki nereden geliyor 360 bölü alfa kısmı? Göstereyim bakın bir örnekle. Düzgün altıgende arkadaşlar böyle merkezden itibaren kenar sayısı kadar çok üçgene ayrılır. O yüzden biz 360 bölü 60'ın 6 kenarlı olduğunu anladık. Ya da tersten söyleyelim. 360 bölü 6 yaparsak 60. Kareyi düşün. Bu da bir düzgün çokgendir. Yaptığın zaman köşegenlerin arasındaki açı hakikaten 90 derece çünkü dört kenar var. Dolayısıyla 360 bölü alfa bize kaç tane kenar olduğunu söyler. Aynı zamanda 360 bölü merkez açı da kenar sayısını söyler arkadaşlar. Bu şekilde çaktırmadan aslında çokgenlere geçtim. Bir an üçgen yorumu yapacakken soruya çokgen olduğunu gördük. O zaman burada durayım. Çokgenlerle aslında 94. soruda başlamışız. Fark etmedim ben kaptırdım kendimi. 94. sorudan itibaren 95. sorudan sonra arkadaşlar çokgen dörtgen sorularına bakacağım. Diğer videoda görüşürüz.